Bir web sitemden doğru düzgün kontrol edemiyorum ya. Vaktim yok benim ya. Kulağın mesleki Germiyanoğlu Mesleği Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl turizm haftası etkinlikleri kapsamında turizm haftaları etkinlik kapsamında biz 3 güne yaydık. Programımızı yaptık. Ondan sonra bir öğretim bölümünün öğrencilerimize seminer verildi. Bugün de Kula'daki tüm öğrencilerle birlikte Kula'mızın tarihi ve turistik yerlerini bir tercümanla birlikte gezip öğrencilerle bu şekilde turizm haftasını kutlamış olacağız. (gülüyor) 15-22 Nisan tarihler arasında turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde Kula'da Germiyanoğulları Meslek Teknik Anadolu Lisemizin öncülüğünde Kula turizmini tanıtmak, Kula evlerimizi, Kula peribacamızı, jeoparkımızı tanıtmak üzere bugün bir öğrencilerimizle gezi düzenliyoruz. Bu etkinliğimizin amacı Kula'da bir farkındalık oluşturmak, Türkiye'de bir farkındalık oluşturmak, Kula'mızı, Kula'mızın turizmini yerelde ve genelde tüm çevreye tanıtmaktır. Biraz önce geldiğimiz yerden doğru başladı. Bu gördüğünüz çukur çekme. Kula'da 11.244 Türk'e karşı 2.400 Rum yaşamış. Karşı gördüğümüzde bir Rum evi. Kapısında Meryem Ana yüz figürü ve haç işareti var. Kenara yanaş, yolu aç. Buraya geliyor muyuz? Evet, gelin. Hocam arkayı bir hemen toparlayalım. Arkadaşlar da yol açamıyor. Rahat mısın? Kenarlara çekelim. İsminin nereden geldiğinden başlamak istiyorum. Eski ismiyle Sardes, yeni ismiyle Sark Kralı Giges. Kızı amansız bir hastalığa tutuluyor. Ve doktorlar diyorlar ki, göl olan, temiz olan, Birlik Yanardağı, Birlik Yanardağı'nın patlamasıyla bu göl olan alan doluyor ve yerleşim alanı açılıyor. İşte bu yerde kızı için bir kule yaptırıyor. Bu kule zamanla...